Herkese merhabalar, ben Melisa Dilaverler. Bugün sizinle Nivelle ürünleriyle harika bir Halloween makyajı yapacağız. Öncelikle makyaja başlamadan önce Nivelle'in YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. İlk olarak tabii ki güneş kremiyle başlıyoruz. Ben Nivelle'in bu güneş kremini çok seviyorum. Çünkü gerçekten hem makyaj altı bazı hem de güneş kremi. Biliyorsunuz iki parmak kuralımız var. Şu şekilde uyguluyoruz. Evet, güneş kremini yedirdim. Gerçekten cildimin şu aydınlığına bakar mısınız? İnanılmaz aydınlatıyor. Şu an cildim makyaja hazır. Şimdi artık Halloween makyajına geçebiliriz. Öncelikle kaşlardan başlayacağım. Nivelle'in kaş sabitleyicisiyle kaşlarımı bir güzel sabitliyorum. Aynı zamanda içinde biyotin ve keratin var. Kaşlarımı harika sabitledim. Şimdi cilt makyajına geçebilirim. Cildim için Nivelle'in porselen make-up fondötenini kullanacağım. Gerçekten böyle porselen gibi bir cilt istiyorsanız bu fondöten bu makyajda da harika olacak. Elimin üstüne aldım birazcık. Şimdi bunu bir güzel cildime uygulayacağım. Görüntüye bayılıyorum gerçekten. Evet, cildimi kapattım. Geldim şu porselen görüntüsüne bakar mısınız? Gerçekten bu fondötene de bayılmamak elde değil. Mükemmel gösteriyor cildi. Şöyle göz altım için Nivelle'in liquid concealer'ını kullandım. Hem cildimi hem gözümü bir güzel kapattığım için artık Halloween için istediğim şeyleri suratıma çizebilirim. Yalnız müthiş kapatıyor. Gördüğünüz gibi cildim cam gibi oldu gerçekten. Şimdi cildimi ve gözümü kapattığım için sabitlemeden önce kontür yapacağım. Nivelle'in bu kontür stiği bir tarafı aydınlatıcı, bir tarafında da kontür var. Şimdi hep birlikte bir kontür yapacağız. Sonra cildi pudralayıp üstüne çizimlere başlayacağız. Öncelikle aydınlık olmasını istediğim yerler elmacık kemiklerim, burnumun ucu, çene ucum ve şu kısma biraz aydınlık uyguluyorum. Daha kaşlarımın şuralarına da. Daha sonra da geri planda bırakmak istediğim yerler şuraya şöyle bir kontrol yapıyorum. Alnımın şuralarına, çenemin şuralarına ve burnumun yasına. Şimdi bunu bir güzel dağıtıyoruz. Kontürümüzü bir güzel yediriyoruz. Ben makyajda bu senenin modası leopar'ı düşünüyorum. Bu yüzden ciltte kahve ve kırmızı tonları ön planda olacak. Nivelle'in Liquid Blusher aldığını uygulayacağım yanaklarıma. Hatta birazcık bol uygulayabiliriz. Çünkü zaten bunu yedirip üstüne desenler çizeceğiz. Belki bronz yerine turunculuk katabilirim. Yalnız pigmentasyona bakın. Kalıyor. Biraz daha kahve tonlarını yakalamak için Nivelle'in No 05 Liquid Blusher'ından da birazcık uygulayacağım. Ondan da şuralarıma yine. Bakın bu tam bu makyajın rengi. Çünkü biliyorsunuz leopard kahvelerden oluyor. Nivelle'in 05 Liquid Blusher'ını da yediriyorum bir güzel. Nivelle'in transparan pudrasıyla birazcık cildimi sabitleyeceğim. Sonra biraz da göz yapalım. Şimdi şu kısımlara Baked yapar gibi uygulayacağım. Biraz yoğun olacak. Çünkü gerçekten gözler de ön planda olacak bu makyajda. Daha sonra cildimize birkaç leopar figürü çizeceğiz. Şimdi gelelim gözlere. Bir dip liner uygulayacağım. Şu şekilde bir eyeliner çektim. Şimdi Nivelle'in 01 paletiyle biraz daha göz makyajımı yoğunlaştıracağım. Aynı zamanda leopar figürleri çizeceğiz. Gözün şu iç kısımlarına biraz daha açık renk uygulayacağım ki vurgulayalım oraları. Hatta kaş altına da bundan geçeceğim.
Bu makyajda aslında gözler ön planda olacak. Şimdi alt kirpik diplerime biraz daha koyu bir tonda kahve uygulayacağım. Yapar figürleri yapacağım yere hafif kahve tonlarıyla böyle benekler çiziyorum. Bunları sonra belirginleştireceğim. Şu allık sürdüğümüz yerlerde özellikle yapmaya çalışacağım. Bunu yine far paletiyle yapıyorum. Yanaklarda ve alın bölgesinde olmasını istiyorum. Şimdi leopar olacak kısımları farla belirledikten sonra eyelinerla belirginleştiriyoruz. Şuralara da leopar ekleyeceğim. Şöyle gelişi güzel. Tam daireler değil aslında, böyle şekilsiz olması gerekiyor. Çünkü şekil şekil durunca tam da yapar hissiyatını yaratamıyoruz. Şimdi şuraları biraz daha bronzlaştıracağım. Eyeliner'la belirginleştirdiğim yapar kısımlarını farla biraz daha dağıtacağım. Bunun altına da bir eyeliner çektim. Şimdi biraz daha şöyle çizgiler ekleyip bronzer süreceğim. Burnumu tekrar kontürleyeceğim. Çünkü bir hayvan figürü yaratmaya çalışıyoruz. Biraz daha koyu ve ince durmasını istiyorum. Şimdi Nivelin bu far paletiyle burnumun ucunu bir leopar burnuna dönüştüreceğiz. Ortadaki koyu rengi alıyorum ve şuradan bir... Bu şekilde dudağımın üstüne bir çizgi indireceğim. Şimdi dudağımın şu kenarlarını ufak ufak Nivelin Waterproof kalemiyle Nivelin 01 numaralı terakotasından birazcık süreceğim. Bu makyajın önemli olan püf noktası bronz olması. O yüzden bronzlu olabildiğince abartabilirsiniz. Nivelin 03 numaralı gloss'unu uygulayacağım. Önce dudağımı 012 ile bir çerçeveliyorum. Sürüyorum. Bu arada enfes kokuyor, meyveli. Rengi de tam bir şampanya rengi. Bol bol gloss sürebilirsiniz bu makyajda. Nivelin Lift Me Up maskarasından bol bol uyguluyorum. Biliyorsunuz makyajı öne çıkaran şey gözler ve kirpikler oluyor. Maskaramı da sürdüm. Son olarak likit highlighter süreceğim. Burnuma ve elmacıklara düşünüyorum. Şuralara. Burnumun orta kısmına. Bu şekilde parmağımızla hafif yapıyoruz. Evet, makyajım bitti. Şimdi hızlıca üstümü değiştirip geliyorum.
gözümü tamamladım, kostümümü giydim ve geldim. Ben gerçekten bayıldım. Şahane bir makyaj oldu Nivel ürünleriyle. Şimdi bu makyajımı sabitleyeceğim tabii ki Nivel'in Fix Spray ile. Nivel'in de mottosu olan iyi hissedince güzel. Ben gerçekten bu şekilde çok iyi hissediyorum ve her şey çok güzel şu anda. Daha fazla bu içerikleri görmek istiyorsanız Nivel'in YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Ve altına yorumlarda daha fazla hangi makyajları istiyorsanız buraya bırakabilirsiniz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize benden kocaman öpücük.